Evet. Cezaevinden bize gönderilen metni okuyorum, mektubu okuyorum. Yüksek sesle. Öncelikle gösterdiğiniz duyarlılık ve dayanışma nedeniyle teşekkür ediyor. Özgürlük ve demokrasi mücadelesinde başarılar diliyoruz. Yaşadığımız sürecin bütün olumsuzluklarına rağmen yeni yıla yeni umutlarla girdik. Johan Berger'in çok güzel bir sözü var. Umut bir güvence değil, bir enerji şeklidir. Ve çok karanlık koşullarda enerjinin en güçlüsüdür. Bizler de dayatılan kör karanlığa inat, aydınlık bir gelecek kurma umudumuzu büyüterek direniyoruz. DTK eş başkanı ve Hakkari milletvekilimiz Leyla Güven'in İmralı'daki tecridin sona ermesi talebiyle başlattığı ve cezaevlerindeki mahpusların da katıldığı açlık grevi eylemi, barışa, çözüme, demokrasiye dair umutları güçlendirme ve bir çıkış yolu bulma mücadelesidir. Tüm demokrasi güçlerinin, aydınların, insan hakları savunucularının katkı ve çabalarıyla sonuç alacağımıza ve yaratılmak istenen umutsuzluk, çözümsüzlük atmosferinin değişeceğine inanıyoruz. Gazeteciler, aydınlar, sanatçılar, siyasetçiler yaşanan sorunlara dair çözüm önerilerini dile getirdikleri için cezaevlerine konuldular. Cezaevleri bir ülkenin aynasıdır. Bugün cezaevlerinden dolup taşan bu ülkenin sorunlarıdır. Ne halının altına süpürerek ne de hapsederek sorunlardan kurtulamazsınız. Sorunları çözme cesaretini ve vicdani sorumluluğunu göstermek durumundayız. Sorunlar da ancak ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün ve demokratik siyasetin güçlü olduğu ortamlarda çözülür. Sorunlar tüm sosyal tarafların farklı siyasi görüşlerin birbirini duyduğu diyalog ortamlarında çözülür. Çoğulculuk, fikir zenginliği çözüm üretir. Teklik ve homojenlik dayatması ise baskı ve şiddetin, çatışma ve savaşların kaynağıdır. Tekçilik dayatması ve otoriter yönetim anlayışıyla Türkiye artık önünü göremez bir hale geldi. İç siyasetteki gerilim, kutuplaşma ve ötekileştirme son sınırına gelip dayandı. Bundan ötesini toplum taşıyamaz. Dış politika ve ekonomideki çıkmazlar da ortada. Bu gidişatı değiştirmek için tutum almak toplumsal sorumluluğun bir gereğidir. Sizlere gösterdiğiniz duyarlılık nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyoruz. Umut paylaşarak, mücadele ve umuda tutunarak büyür. Umutlarımızı barıştan, özgürlükten ve demokrasiden yana direncimizi sizlerle paylaşıyor. Tüm demokrasi güçlerine selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kocaeli 1 numaralı F tipi kadın siyasi rehineler.